Z kuşağı, yeni nesil, yani akranlarım iyi dinleyin. Seçim tarihi 14 Mayıs olarak açıklandı. İkametgahınızı güncellemeyi unutmayın ve inşallah bu sene rahata kavuşacağız. Ben inanıyorum bizim nesil sandıkta herkese gereken cevabı verecek. Bir başka konu ise Erdoğan'ın aday olup olmaması. Dostlar aslında bu videoyu da Erdoğan'ın açıklamasından sonra hemen paylaşacaktım. Fakat yetiştiremedim. Bu yüzden affınıza sığınıyorum. Şimdi Erdoğan öğlen açıklama yaptı ve 2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de Türkiye yüzyılının başlangıcıdır. Seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime gayretle hazırlandık ve girdik. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de "Yeter, söz milletin" demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimizin 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına "Yeter" diyecektir diyerek 14 Mayıs'ta resmi olmasa da aday olacağını açıkladı. Fakat anayasaya göre Erdoğan bir daha aday olamaz. Neden mi? Çünkü anayasa der ki Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir ve Erdoğan şu anki görevi ikinci kez yapıyor. Bu yüzden aday olamaz. Fakat anayasayı bunlar tanır mı amına koyayım dediğinizi duyar gibiyim. 2017'de değişip 2018'de uygulanan anayasaya göre Cumhurbaşkanı 2 kere seçilebilir diyor. Eğer bu argüman uygulanacak olursa maalesef Erdoğan tekrar aday olabilir. Çünkü yeni anayasada bir kere yani 2018'de seçilmiş olarak görülüyor ve bir kez daha seçilebiliyor diyor bu anayasa. Yani 2018'deki anayasa böyle diyor dostlar. Allah yardımcımız olsun. Umarım dedem inat edip tekrar aday olmaz ve kaybetmeyiz. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.